münafık bir ölü. Buna şeytan gelir, o elektromanyetik bir güç gibi içine girer ve onu Müslümanların aleyhine hareketlendirir. Ve o güç, o negatif güç, Müslümanlara atak yaptığında Müslümanların savunma, dikkat, bereket yeteneklerinde gelişme olur. Yoksa atıl kalır Müslümanlar. Yani münafık olmazsa Müslümanlık gelişmez. Mesela şu anda da Müslümanlar birbirine düşürmeye çalışıyorlar, görüyorsunuz. Münafık en aktif, en canlı güçtür Müslümanları hareketlendiren. Heyecan verir, şevklendirir, aklını açar, ataklığını artırır. Muazzam bir akıl gelişmesine sebep olur. Tebliğ mükemmelleşir. Birliktelik ve ittifak çok artar. Yani bölünme ihtimali ortadan kalkar. Müslümanların birbirine olan husumeti ortadan kalkar. Çünkü dış bir saldırı olduğu için Müslümanların içinde de insandır tabii. Husumet olabilir. Bunları tamamen ortadan kaldırır. Kilitlenip toplu, aktif, güzel hareket etmelerini sağlar. Mesela Resulullah devrinde öyleydi. Münafıkların çok büyük faydası oldu. Müslümanların birlikte hareket etmelerinde, Peygamberimizin etrafında kilitlenmelerinde çok büyük faydası oldu. Onlarla yapılan mücadele, münafıklarla yapılan mücadele, Müslümanların şevkinin, heyecanının ayyuka çıkmasına sebep oldu. Yoksa Müslümanlarda gevşeme oluyordu. Mesela zafer sarhoşluğu oluyordu. Ama münafık ataklarıyla Müslümanlar çok çok dakik, dikkatli, atak, yaman ve cesur hale geldiler. Ve ittifak güçleri çok yükseldi. Yani birbirlerinden uğraşma yönü tamamen ortadan kalktı. Ne zaman münafıklar çekildi, Müslümanlar ondan sonra birbirine uğraşmaya başladılar. Mesela Cemel vakası meydana geldi, biliyorsunuz. Öbür vakalar. Niye? Çünkü münafık yok. Münafık olmayınca Müslümanlar birbirlerine uğraşmaya başlıyorlar. Onun için münafığı Allah göndererek Müslüman ittifakını, Müslüman şevkini artırır, uyuyanı uyandırır, atakta olmayanı atak hale getirir. İslam'ın hakimiyetini Allah böylece hızlandırır. Yani müthiş bir kamçı etkisi vardır münafıkların. Çok önemlidir. Bereketin artmasına neden olur, zenginliğin artmasına neden olur münafık. Her türlü mücadelede, başarıda adeta benzin etkisi yapar. Müslümanın şevkini artırmada. Şimdi mesela münafığın hayatına baktığında kirli, pis, kokuşmuş bir sistemle karşılaşıyoruz. Münafıkla Müslümanın yüzünü yan yana getirdiğimizde Müslümanın çok nurlu ve temiz, münafığın da katil kılıklı, pislik, sırtlan gibi olduğunu görüyoruz. Ve her türlü ahlaksızlığı yapmaya yatkın olduğunu görüyoruz. Her türlü pisliği. Ama küfür işte bunu yapamaz. Şimdi münafık daha ihtisastır yani. Müslümana saldırıda daha ihtisastır. Ama o saldırıdaki ihtisas Müslümanın karşı ataktaki ihtisasını artırır. Daha akıllı, daha aktif, daha üstten, daha güçlü, daha büyük bir mücadele meydana getirir. Çünkü küfür o kadar atak değildir, tembeldir küfür. Yani Müslümanlara karşı saldırganlığı zayıftır küfrün. Daha titrektir, daha çekingen, daha münafık, daha yırtık, daha azgın, daha gözü dönmüştür. Daha detaylara girerek saldırır. O yüzden Müslüman da ona karşı daha detaylara girerek atağa geçtiği için daha kaliteli, daha yüksek, sevabı daha fazla bir mücadele meydana gelir. Yani şeytanla Müslümanların doğrudan mücadelesidir aslında münafıkla mücadele. Şeytanla yapılan bir savaştır. Onun için hakimiyet yaklaştıkça da şeytanın gücü ve atağı da artacaktır. Mesela bu yıl böyle, bir dahaki sene daha da artar. Bir dahaki sene daha da artar. En son noktada ama münafıklar tamamen mağlup olacaklar, yenilecekler. Peygamberimiz diyor, buğdaya musallat olan kurtlar gibi diyor, gelirler, musallat olurlar. Mehdi cemaatine diyor. Onlar hepsi temizlenir, atılır. Bir daha o kurtlar saldırır diyor. Yine buğdayın içinde o kurtlar kaynarken Müslümanlar onları temizler atar diyor. Bir daha olur, bir daha artık sonuncusunda diyor, sadece müminler, tertemiz müminler kalır diyor. Halis müminler kalır diyor.